Sevgili izleyenler, Muğla'nın televizyonu Kanal F'de Pozitif Düşünce programından mutlu akşamlar. Çanakkale Destanı'nın zaferinin 101. yıl dönümüydü ve aynı zamanda 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle şehitlerimizi de saygıyla andık. Tüm yurtta, illerimizde ve ilçelerimizde çeşitli törenler gerçekleştirildi. İşte bu törenlerden biri de Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi. Özellikle de Fethiye'de Belediye Kültür Merkezi salonundaki programda da şehitlerimiz saygıyla anıldı. Fethiye'de önce Şehitler Anıtı önünde tören yapıldı. Bu törende öğrencilerin okuduğu şiirler ve günün anlam önemini belirten konuşmalar izleyenler tarafından duygulu anlar yaşattı. Önce bu törene gidiyoruz ve Fethiye Şehitler Anıtı önündeki törende şiirler nasıl söylendi, nasıl duygu seli aktı ekranlarınıza getiriyoruz. Sayın Kaymakamım, değerli katılımcılar. Bugün Türk harp tarihine altın harflerle yazılan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 101 yıl dönümü kutlamak ve 27 Haziran 2002 tarih ve 4700 sayılı kanun gereği 2002 yılında itibaren Şehitler Günü olarak da ilan edilen bu müsnasına günde mukaddes vatanımız ve kutsal değerlerimiz için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükran duygularımızla yad etmek maksadıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Jandarma Teğmen Emre Özaslan. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Savcım, değerli kurum amirleri ve sevgili konuklar. Bugün savaş tarihine altın harflerle yazılan 18 Mart 1915 tarihinde kazanılan Çanakkale Zaferi'nin şanla ve şerefle dolu 101. yılını kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü'nü anmanın onurunu yaşamaktayız. Çanakkale Zaferi gibi büyük bir mirasa sahip olan bir millet onunla ne kadar ihtar etse yeridir. Böyle bir iman ve ahlak destanı çıkarabilen bir toplum en zor şartlarda bile daima toparlanıp dirilme kabiliyetine sahip demektir. Yıl 1915, 18'indeyiz Mart'ın, kendine gel biraz, pek tekin değildi Çanakkale'nin suyu. Geçilmez bu boğaz, geçilmez bu boğaz. Bizi ne topun yıldırır ne kurşunun. Çünkü artık başladı cengimiz. Er meydanında bulunmaz dengimiz. Sen misin Mustafa Kemal'im ileri diyen? İşte fırıldak siperden sırtına yüklenmiş kahraman. Seyit 276 kiloluk mermiyi koşuyor bataryasına ateşler içinden. Bu mermi denizlere gömecek Elizabeth'i buvveti. Yanıyor bugün anafartalar yanıyor. Denizler yanıyor, dağlar yanıyor. Zafer bizimdir artık. Düşman zırhları batıyor Türk'üm. Muzaffer olarak doğmuşuz bir kere. Bir karış toprak uğruna kimimiz şehit oluruz, kimimiz gazi. Hiç değişmez bu yazı. Dünyada her yer geçilir belki. Lakin geçilemez Çanakkale Boğazı. Övün ey Çanakkale, cihan durdukça övün. Ömründe göstermedin bin düşmana bir gün. Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün, başına yüz milletin birden üştüğü yersin. Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla, karşına çıktı düşman çelikten bir alayla.
Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla, neferin ordularla boy ölçüştüğü yersin. Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk evinden. Koştu senin koynundan, çıkar çıkmaz evinden. Sen onların açtığı bayrağın alevinden, kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin. Toprağından fazladır sende yatan adamlar. Irmağın kanla çağlar, yağmurun kanla damlar. O cenkten armağandır sana kızıl akşamlar. Sen silahın inançla son dövüştüğü yersin. Bir destana benziyor senin bugünkü halin. Okurken duyuyorum senin ihtilalin. Övün ey Çanakkale ki sen Mustafa Kemal'in, yüz milletin yüz yüze ilk görüştüğü yersin. Sesler, ağlayan inleyen, gürleyen sesler. İfadesidir Çanakkale'nin, sesler sesler. Top, mermi, gülle, düşünen, duyulan, hissedilen duygu sesleri. Kılıç sesleri, kama sesleri, süngü sesleri. Siperde çekişen can sesleri, kaya sesleri, toprak, ağaç sesleri. Emilen memelerde yetim kalmış bebek sesleri, motor sesleri, dalga sesleri, rüzgar sesleri, gönüllere gizlenen ızdırap sesleri, dua, ezan sesleri, kazma, kürek, balyoz sesleri, acılı yüreklerin suladığı damla sesleri, yıkım sesleri, göçük sesleri, kale sesleri, göçükte inleyen Mehmet sesleri, dalgalanan bayrak sesleri, kanı, nal, kırbaç sesleri, at, eşek, manda sesleri, karabattını döven yumruk sesleri, valide, yamaçta savaş sesleri, bomba, tüfek, top, makineli sesleri, bastırıyor, bağırma, acıma, süngü sesleri. Görmüyor mu gözler, duyulmuyor mu sesler? Tek ses, Allah, Allah sesleri, peygamber sesleri, bedene örtülen kep, kaban sesleri, bot sesleri, parka sesleri, toprak sesleri, sesler, sesler, gazi sesleri, şehit sesleri. Dün gece yavrumu gördüm rüyamda. Yün çorap istedi, o sabah ördüm. Zarfa şırnak yazıp postaya verdim. Askerin anası erinmez imiş. Yanası yanası ciğer yanası. Yansa da ağlamaz şehit anası. Ananın yaktığı asker kınası kıyamete kadar silinmezmiş. Zamanı tez geçti, 3 ay kalmıştı. Kuşkunun yerini umut almıştı. Cansız hayalim diye resim salmıştı. Belki de gidip de gelinmezmiş. Soğukmuş oralar, her taraf karmış. Dağlar amansızmış, yollar darmış. Bastığı yerde de bir mayın varmış. Toprağa basarken bilinmezmiş. Nöbete giderken gününü saymış. Az değil, uz değil, tam 14 aymış. O gece görmedik bir yıldız kaymış. Yıldız sahibine görünmezmiş. Alkanları beyaz kara dökülmüş. Kol kopmuş yavrumun, topuk sökülmüş. Duydum ki ciğerim ölürken gülmüş. Halbuki ölürken gülünmezmiş. Değerli protokol, Fethiye'nin değerli kıymetli halkı, deftere yazdığım hissiyatımın çok küçük bir parçası. Burada okuyarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Az önce şehit annesinin verip de okuttuğu şiir gerçekten beni çok duygulandırdı. Yakın bir zamanda annemi kaybettim. Anne acısı nedir bilirim ama şehit annesinin hissiyatı bundan da öte ağır olmalı. Çanakkale zaferinin 101. yılında kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Az önce hissiyatını en iyi şekilde ortaya koyan şehit annesi ne güzel söyledi. Şehit anneleri dik durdukça, birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe Türk milletinin küresel emperyalist güçlere karşı verdiği savaşta her zaman kazanan taraf olacağı aşikardır. Genç nesillerimiz de hedefli ve en iyi şekilde donanımlı yetişerek Türk milletinin olduğu kadar mazlum milletlerin
umudu olacaktır. Bütün bu duygularla ebediyete intikal eden bütün Türk şehitlerini, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Annelerin ellerinden öpüyorum. Şehitler yatar senin gölgende. Söyle, neden ağlıyorsun? Neden Çanakkale? Sayın Kaymakamım, Garnizon Komutanım, Belediye Başkanım, Cumhuriyet Başsavcım, protokolün değerli üyeleri ve sevgili misafirler. Çanakkale taşıdığı 250 kiloluk mermisiyle Seyit Onbaşı'nın, Türk milleti için kendini feda eden 57. alayın, isimleri dahi sır olan kahraman Mehmetçiklerin, Çanakkale geçilmez diyen Mustafa Kemal'in yazdığı bir tarihtir. Türk milleti bu geniş coğrafyada birçok saldırılara ve ihanetlere uğramış, defalarca yeniden var olma mücadelesi vermiştir. Tarihi büyük kahramanlıklarla dolu olan bu millet, ölmek üzereyken şahlanıp dünyaya tokat üstüne tokat vurmuştur. Metrekareye binlerce kurşunun düştüğü, her kesimden insanın, öğrencinin, öğretmenin, çiftçinin, doktorun, marangozun bin bir zorlukla verdiği mücadelenin adıdır Çanakkale. İşte bu unutulmaz günü Fethiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak sizlerle paylaşıyor ve hepinize hoş geldiniz diyoruz. Program akışını arz ediyorum. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Okul Müdürümüz Sedat Dostabakan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması, Çanakkale'den Dağlıca'ya adlı tiyatro oyunu, ben size taarruzu emretmiyorum. Kapanış. Ölmeyi emrediyorum. Bir hilal uğruna sayısız güneşlerin battığı, yüz binlerce vatan evladının birer birer toprağa düştüğü bir büyük destan. Sizleri bu destanı yazan büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk, onun kahraman askerleri ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Dikkat! Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı, parçalandı bir kıtanın toprakları, aslan payını aslan olmayan aldı. Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı. Şimdi okul müdürümüz Sedat Dostabakan'ı günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, değerli protokolümüzün üyeleri, gazilerimiz, şehit ve gazi yakın ailelerimiz, kıymetli misafirlerimiz, geleceğimizin teminatı sevgili öğrenciler, basınımızın değerli temsilcileri. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle Fethiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa hepiniz hoş geldiniz.
Sizleri şahsım ve okulum adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün savaş tarihimize altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Çanakkale Zaferi, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel örneğidir. Türk milleti bu zaferle arka arkaya gelen acı olayların tesiriyle kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmıştır. Bana Çanakkale'yi 3 kelimeyle anlat deselerdi, derdim ki geldiler, gördüler, döndüler. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değil, gelenleri karşılayan asil ruhtur. O öyle bir ruhtur ki çelik ve barut inancın, imanın ve azmin karşısında yenik düşmüştür. Bu mücadeleye iştirak eden, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu her şeyle destekleyen aziz Türk milletini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Yüzyıl önce Çanakkale'yi geçemeyen Haçlı ordusu, emellerini gerçekleştirmek için farklı yollar denemeye başladı. Birliğimize ve dirliğimize göz dikti. Çanakkale'de karşımızda duran güçler, bugün farklı şekillerde, farklı kimliklerle karşımızda. Şimdi okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu Çanakkale'den Dağlıca'ya adlı tiyatro oyununu izliyoruz. Yıl 1915. İtilaf devletleri kendilerine çok güveniyordu. Onlar için Çanakkale Boğazı'nı geçmek çocuk oyuncağıydı. Kendilerine yenilmez armada diyen deniz güçleriyle iki günde İstanbul'u alırız diyor ve çevreye kibirli mesajlar dağıtıyorlardı. Gelibolu şehrinin karşısında bir deniz altı su yüzeyine fırlayıp İngiliz sancağını 3 kere sallasa yarımadadaki bütün Türk garnizonu tabanları yağlayıp soluğu bolayır dalır. Havalar müsait gittiği takdirde 2 hafta sonra İstanbul'da olabileceğimizi ümit ediyorum. Bu inanılmayacak kadar güzel bir şey. Talimimizin bize bu denli yardım edeceğini hiç tahmin etmemiştim. Gidiyoruz. Galata Kulesi 15 pusluk toplarımızla yerle bir edilecek. Deniz kana bulanıp leş gibi olacak. Ayasofya'nın mozaiklerini, halılarını yağma edeceğiz. İnanıyorum ki bir devrin kapanışına şahit olacağım. Biz Çanakkale'ye gideriz. Sol elimizi bağlasalar, sağ elimizi sallaya sallaya İstanbul'a girer. Beş çayını da İstanbul'da içeriz. O halde baylar, yarın Marmara'dayız. Sevkiyat var! Duyduk, duymadık demeyin. Kimi beşiğinde uyuyan mışıl mışıl yavrusunun melek gibi görünen yüzünü, kimi nişanlısının işli mendilini kalbinin üzerinde saklayarak gidiyor, kimi damatlık kınasının rengini parmaklarında taşıyarak, kimi Çanakkale'ye, kimi Sarıkamış'a gidiyor. Milletlerin hafızasında bazı yer adları
adeta mermere kazınmış gibidir. Bu yerlerden bazıları Galicia, Yemen, Sarıkamış, Çanakkale, Dumlupınar ve Sakarya'dır. Bu isimleri duyduğumuzda gönül telimiz inceden inceye titrer. Sarıkamış Harekatı her türlü imkansızlıklar içinde kırık bir ümidi gerçekleştirmeye yönelik sonu hüzünle biten bir harekattır. Asker bir yandan soğuk ve açlıkla, bir yandan da salgın hastalıklarla mücadele ediyordu. Sarıkamış'ta her şeye rağmen yol bitmeli, kar aşılmalıydı. Nasıl olsa her gecenin bir sabahı vardı. Fakat çoğu sabahı göremeden karlarla örtül düzerleri. Dediler ki, vatanımız sabah aydınlığını görsün, bütün geceler bizim olsun. Teksimetler soğuktan birer kaya parçasına dönüşmüş. O kadar katı ki ağzım delik deşik oldu. Teksimetle birlikte ağzım kan doluyor. Yakında teksimet de bulamayacağız. Zira elimdeki son parça. Komutanım! Komutanım! Komutanım, göremiyorum! Yakup! Merak etme, geçer. Sızlanıp durma. Yakup, hiçbir şey görmüyor musun? Komutanım, göremiyorum. Göremiyorum. Daha önce doldu fakat bir süre sonra geçmişti. Her yer karanlık. Ben kör kalırsam ne yaparım komutanım? Merak etme Yakup. Geçer. Geçici körlük olsa gerek. Komutanım, tekrar görürüm değil mi? Görürsün ya. Razıyım komutanım. Günlerce, aylarca, hatta yıllarca kar beyazlığını görmeye razıyım. Zivert, koş. Yakup'un koluna gir. Uçurumdan içeri taşıyalım. Sanırım soğuktan gözleri dondu. Kavuşacağız. Komutanım, açım, açım. Bir haftadan beri aynı şeyi söylüyorsunuz. Bu kez söz. Yiyecek, kavuşacağız. Komutanım, ben bittim. Al, al peksimet. Komutanım, ya siz? Neferin karnı doyunca komutanın da doyarmış. Al. Olsun komutanım, alamam. Olsun. Ölemezsin. Ölemezsin. Allah'ım ölme beni. Komutanım! Bu asker donmuş. Aman Allah'ım.
ana kuzuları birer ikişer dökülüyor ve benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Ölmüş. Komutanım. Komutanım. Komutanım beni burada bırakın. Size ayak bağı olmaktan başka bir işe yaramıyorum. Siz kendinizi kurtarın. Kör bir insanı taşıyarak zaman kaybediyorsunuz. Yakup. Ben erimi yarı yolda bırakacak adama benziyor muyum? Seni sırtımda taşır. Yine de burada bırakmam. Tarih bizi unutmayacak. Ne beni, ne de sizleri. Sarıkamış'a yürüyenleri kimse unutmayacak. Sarıkamış'a girsek de, girmesek de bizi unutmayacaklar. Mezarımız olsa da, olmasa da bizi asla unutmayacaklar. Perdem, bu dağlar, bu tepeler ve yollar, Sarıçam ağaçları her geçene bizi hatırlatacak. Bu kar, sessizce yağan bu kar, her yağdığında bizi hatırlatacak. Çiçeğe durmuş her kardelen gördüklerinde bizim açmadan solan hayatımızı hatırlayacaklar. Yüzyıllar geçse de kimse bizi unutmayacak. Üstünde kar, kar altında Mehmet'im yatar. Gülüm donmuş, kara dönmüş, gören sanmış yarimi sarar. Sarı kamış üstünde kar, kar altında. Kimi canını adadı uğruna, kimi ömrünü, kiminin damarlarından kan boşaldı üzerine, kiminin alnında ter, kimi hasretinden yanıp kavruldu, kimi çilesine sevdalandı ve toprak vatan oldu. Çerçöp olsa da her yanı, altın kafeslerden bile aynı feryatlar duyuldu. Ah vatan! Ne var ne yok bey? İyilik, iyilik hanım. Ne oldu bey? Sende bir hal var. Söyle hele ne oldu? Ağlamayacağına, üzülmeyeceğine söz verirsen anlatayım. Ne oldu bey? Yoksa kötü bir şey mi oldu? Söz ağlamayacağım, çabuk söyle. Düşmanlar, düşmanlarımız boğazımıza sarılmaya Çanakkale'ye geliyorlar. Vatan evlatlarından yardım bekliyor. Öyle mi? Çok mu görmüşler mutluluğumuzu? Hani ağlamayacaktın? Söz vermiştin. Ağlamıyorum ki. Ne zaman gidecekmişsiniz? Hemen. Allah size güç versin Mehmet'im. Elveda Emine. Bu sevda başka sevda. Vatan aşkı derler buna. Olur da Çanakkale'den sağa dönemezsem, bebeğim beni her şeyi anlat ona. Dün deden vatan yolunda şehit olmuştu, bugün de baban aynı şerefli yolda şehit oldu de. Ona vatan sevgisinin büyüklüğünü anlat. Anlat ki ileride o da vatan için ölmeyi göz alabilsin. Her şeyden yüce tutabilsin vatanı. Sağ salim döneceksin inşallah. Benim gitme vaktim geldi. Hadi Allah'a emanet ol. Dur gitme. Az bekle.
Nedir bu? Bu mendil benim namusumun ve sana bağlılığımın sembolü. Bu bayrak yüce milletimizin bağımsızlığının sembolü. Bunu düşman ayakları altında çiğnetme. Beni ve çocuğumuzu merak etme. Biz sabırla senin zaferle köye sağ salim dönmeni bekleyeceğiz. Hadi git. Git artık. Bir an önce vatanın imdadına yetiş. Yolun açık olsun. Allah senden razı olsun hanım. Vatan böyle anılar ve kendine sadık evlatlar ister. Hoşça kal hanım. Allah'a emanet ol. Son kez bakar gibi bakıyorlar arkalarından. Gidenler ise arkalarına hiç bakmıyor. Cennetin pay edildiği yere doğru hızlı adımlarla uzaklaşarak gidiyorlar. Tabii bütün bunlar bizim işimizi daha da kolaylaştıracak. 18 Mart'taki gibi geri çekileceğimizi zannederlerse yanılırlar. Üstün İngiliz zekası elbette devreye girecektir. Bu savaşta galip gelmek için geçmiş kültürlerden de yararlanacağız elbette. Yüzyıllar önce Romalıların yaban hayvanları için kullandığı bu çivileri biz Türkler de kullanacağız. Tam dört ucu olan bu çivinin ağırlık merkezi uçlarında. Yani nasıl atarsanız atın, her zaman bir ucu havada kalacak şekilde yere düşer. Biz bu çivilerin uçlarına balmumu ile zehir enjektedik. Bu çivilere basan Türklerin ayağı 2 saat geçmeden kangren olur. Kangren ayağı tedavi etmenin tek yoluysa ateşle dağlayıp testereyle kesmek. Tek ayakla da savaşacak değiller ya. Gördüğünüz gibi dostlarım, bu savaşın galibi biziz. Bir de bizi kaybetmediler mi sefiller? Neymiş? Savaşta bu zehirli çivileri kullanmak insanlık suçuymuş. Bizi yetkililere şikayet etmişler. Düşünün, bizi bize şikayet ediyorlar. Ne kadar da saflar bunlar. Bizimkiler de cevabı yapıştırmış tabii. Evet, suçtur savaşta zehirli çivileri kullanmak. Hem de insanlık suçu. Savaşta bu olmamalı. Lakin Türkler insan sayılabilir mi? Düşman kibirliydi. Silahına, cephanesine, gemilerine, tuzaklarına, bombalarına güveniyordu. Çünkü güçlüydü. Bütün dünya bir olmuş, tek bir millete saldırıyordu. Unuttukları bir şey vardı. Bu millet küllerinden yeniden doğar, tek bir karış toprağını düşmana vermezdi. Allah'ın huzuruna ak bir yüze çıkmak için canımızdan çok sevdiğimiz bu vatan uğruna benimle birlikte şehadete girmeye var mısınız? Varız komutanım! O halde hep birlikte gitmeden önce kendi cenaze namazımızı kılalım. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyit için duaya, er kişi niyetine uyun hazır olan imama. Allahu Ekber! Yağmış. Ayın şavkı hilal olmuş uzanmış. Ya Rab bu ne tablo, şehitler sıra sıra, diller susmuş, gözler tevekküle dalmış. İşte Cevat Paşa ve askerleri
kendi cenaze namazlarını kılarak yürüdüler Çanakkale mahşerine. Artık evden bir şey gelmez. Benim arzuladığım oluyor. Sağ kalırsan Eminem'e de ki oğluma beni Çanakkale'de şehit olduğumu anlatsın. Anlatsın ki ileride o da vatan için ölmeyi göz alabilsin. Kendi cili kim severse onunla evlensin. Başımı tepeye çevir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Mehmet! Kardeşim! Buyur kardeş. Oğlum Necip, kim vuruldu? Komutanım Ali. Oğlum Ali. Hayır oğlum. Dayan oğlum. Akşam oldu. Biraz sonra ateş kesecek. Kardeş, ölümüm yaklaştı. Benim cesedimi buraya gör. Üzerim de harp. Kaki. Gazilerin ayak seslerini. Allah, Allah nidalarını duyuyor. Komutanım, benim gözlerim göreceğini gördü. Vatan uğruna değil bir göz, hepimiz can vermeye geldik. Yeter ki vatan sağ olsun. Hem öyle kolay kolay vermeyiz bu toprakları. Bizi çiğnemeden bir adım öteye gidemezler. Alt cephede, Mustafa Kemal'in cephesinde çok zayiatlar verdirmiştir gavura. Vatan uğruna gözler, bacaklar, canlar veriliyor. Hiçbir şikayet yok. Sen bu askerleri muzaffer eyle ya Rab. Thank you.
Tanımacı, ne işin var senin burada? Size ekmek getirdim. Kaç gündür bir lafa bir şey geçmedi boğazınızdan. Bir lokma ekmek için kendini çok büyük tehlikeye atmışsın. Her gün binlerce Mehmetçik şehit olurken benim hayatımın ne kıymeti var? Biz yüzyıllardır şan ve şerefle yaşamış bir milletin evlatlarıyız. Bir canımı mı sakınacağım vatandan? Al kardeş. Al kardeş. Alsana oğlum. Bir lokma ekmeğe ihtiyacı var bu yorgun bedenin. Al kardeşim al. Kardeşlerim, benim bu ekmeği yemem doğru değildir. Ben nasıl olsa birazdan öleceğim. Alın bunu, gavura karşı çarpışacak yiğitlere verin de ekmek boşa gitmesin. Bu koç yiğitleri muzaffer eyle ya Rab. Allah aşkına, Muhammed aşkına, vatan aşkına, canım feda olsun. Eşfeden la ilahe illallah ve eşfeden de Muhammeden abdu ve resul. Hüseyin! Ateş basıldı! Asker ısmar! Kalabacık! Necip oğlum, ne oldu, neyin var? Komutanım ayağım! Necip, İngilizlerin kalleşçe hazırladığı tuzağa basmışsın. Ayağını kesmemiz lazım. Eğer ayağını kesmezsem, bu zehir seni öldürür. Kesin komutanım. Sizinle savaşamaktan sonra ha ölmüşüm, ha yaşamışım. Ben tek bacaklara savaşırım. O soysuzlarla. Necip! Necip! Cehennem olsa gelen, yüreğimizde söndürürüz. Bu yol hak yoldur. Dönmek bilmeyiz, yürürüz. Kara savaşları tüm şiddetiyle sürüyordu. Çanakkale tam bir insan öğütme makinesi haline gelmişti. Giden gelmiyor, yığınla gencimiz canını, kanını vatan uğruna seve seve veriyordu. Onlar orada ölürüz ama bu vatanı düşman çizmesine çiğnetmeyiz derken İstanbul'da geri çekilsek mi acaba hesapları yapılıyordu. Sıra mektepli öğrencilere gelmişti. Cephede yeni birliklere ihtiyaç vardı. Mektepli öğrenciler de bu duruma kayıtsız kalmadı. 646 Celal İbrahim gibi. Oysa onlar Osmanlı'nın geleceği aydın, pırıl pırıl gençleriydi. Ana! Ana! Aç hele! Açtım oğul, açtım. Nedir bu telaşın? Dünya el birliği etmişçesine üstümüze saldırıyor ana. Bıçak kemiğe dayandı. Cepheye gitmek gerek. Gönüllü kaydı için son bir gün kaldı. İlk giden ve ilk kaydı olan ben olmalıyım. Vazife var denildiğinde bu işe lebbeyk diyen ben olmalıyım. Yemeyip giydirdiğim, giymeyip giydirdiğim son yongam oğul. Babanı Dimetoko'da, dayını Şipka'da kaybettim. Sen benim son yongansın. Sen de dönmezsen. Biliyorum ana. Seni emanet edecek Allah'tan başka kimsem yok. Lakin vatan anadır, yardır, namustur. İnsan bunların hangisinden vazgeçebilir? Git oğul git.
Sen Allah'a, ben Allah'a emanet. Allah'tan güzel dost ve yar mı olur? Ben sana çıkın hazırlayayım. Boş ver çıkın ana. Seni yüreğime sarmış götürürüm. Sevgin yeter bana. Hele duaların ferah tut gönlünü. Zaten asker etmek için büyütmedin mi? Derenin çırıltılarında karışan askerlik ninnilerini ve türkülerini unuttun mu sanırsın? Sevinme zamanıdır ana. Oğlun asker oluyor. Sevinmez mi sanırsın ah oğul? Bakma sen benim gözyaşlarıma. Ana yüreği ayrılık acısından sızlanır işte. Git oğul git. Ya şehit ol ya gazi. Minareler zansız, camiler kuransız kalacaksa sen de git. Ben seni bu günler için doğurdum. Şu yaralı bağrıma taş basar, geri dönmeni beklerim. Ver ellerini öpeyim ana. Cennet kokan ellerini. Hakkını helal et ana. Analar helal etmedikçe hakları ödenmezdir. Hakkım helal olsun oğul. Mert ol. Düşmanın karşısında dimdik ol. Allah sizleri muzaffer eder inşallah. Allah'a emanet ol. Celal İbrahim bir an önce cepheye gitmek için hızla evden çıkar. Askerlik şubesine koşar. Şubenin önünde beklemeye başlar. Sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Yastığımız mezar taşı, yorganımız kan olsun. Yastığımız mezar taşı ar olsun. Annem beni yetiştirdi. Buradan mı bekledin? Evet. Allah'ım! Bu nasıl bir sevda? Vatan için ölüme gidiyor. Hem de hiç tereddüt etmeden. Bu vatan, ben de varım diyebilenler olduğu sürece namert çizmesi bu ülke ayak basmayacaktır. Yüreği yanık anaların, 15'lik delikanlıların, yarım kalan aşkların, kana bulanmış fotoğrafların mezarıdır Çanakkale. Vatan için nasıl ölünürü gösteren yüz binlerce aziz Türk evladının yattığı yerdir Çanakkale. Kınalı kuzuların ölümü gülerek karşıladığı, sırtına ve göğsüne onlarca ok saplanmasına rağmen elindeki şanlı bayrağı geriden gelen arkadaşına vermeden ruhunu Azrail'e teslim etmeyen sancakların savaşıdır Çanakkale. Fakat Türk'ün Çanakkale Savaşı bitmedi, bitmeyecek. Celal İbrahimler de bitmedi. Tıpkı Hakkari'ye gönüllü giden Antalyalı polis memuru Serkan Çölkesen gibi. Hayırlı nöbetler Devrem. Sağ ol. Duydun mu? Bugün de şehit var. Her gün şehit haberleri geliyor. Kimisi nişanlısını, kimisi anne karnında bebeğini, kimisi de bebeğinin kokusuna doyamadan şehit oluyor. Elden ne gelir ki? Düşman sırtından vuracak kadar namert. Kardeşlerim orada kalleşçe şehit edilirken ben burada rahat rahat uyuyamam Burhan. Bir şeyler yapmalıyım. Ne yapmayı düşünüyorsun? Kaynımı isteyeceğim. Nereye? Hakkari'ye. Ne? Oğlum sen kafayı mı yedin? Şimdi oraya gidilir mi? Asıl şimdi gidilir. Bu vatan bizim. Başka bayrak, başka vatan yok. Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Yemen'de, Kurtuluş Savaşı'nda. Şehit olanlar bu ülke için olmadı mı? Şimdi sıra bizde. Gideceğim. Ülkeme gözünü diken düşmanlara haddini bildirmek için gideceğim. Bu ülkenin ekmeğini yiyip suyunu içip kalleşçe sırtından vuranlara haddini bildirmek için gideceğim. Türk'ün Çanakkale Savaşı bitmedi, bitmeyecek. Arkadaşlarım orada şehit olurken ben burada duramam deyip Hakkari'ye tayin isteyen Serkan Çölkesen, hainlerin tuzakladığı mayın sonucu şehadet şerbetini içti. Gözü kapalı gitti ölüme hiç tereddüt etmeden. Çünkü söz konusu vatandı,
bayraktı. Dostlarımızın da giderse salım, ay ay vay salım, atıver çemberi, ay ay salım üstüne. İstanbul'da düşmanın Çanakkale'yi geçtiği söylentilerinin ayyuka çıktığı bir dönemde İstanbul'un okumuş aydın kesimi Çanakkale'ye gönüllü gitmenin yollarını arıyordu. Yaşlı hocalar sınıflarda ders verecek öğrenci bulamıyordu. Bilhassa Galatasaray, İstanbul ve Vefa liseleri boşalmış, lise son sınıflar akın akın cepheye gidiyordu. Vefa Lisesi'nde Fransızca öğretmeni olan Ahmet Rıfkı, babasını Balkan Savaşları'nda kaybetmiş, mesleğine aşık bir gençti. Mayıs 1915, Ahmet Rıfkı her günkü gibi çantası elinde mektep kapısından içeri girer. Hayırlı sabahlar dedim, duymadınız herhalde. Rica ediyorum biriniz bir şey söylesin, konuşun benimle. Muallim Bey, mahallemizde, mektebimizde eli ayırtan herkes Çanakkale'ye gidiyor. Siz hala buradasınız. Biz de gitmek istiyoruz fakat yaşımız tutmuyor. İnsanlığın her döneminde olduğu gibi bu dönemde de eğitim ve öğretime ihtiyaç vardır. Muallim Bey, sevgili İstanbul elden giderse sizin verdiğiniz eğitim ne işe yarar? Doğru, ne işe yarar? Gideceğim çocuklar. Ben de Çanakkale sancağının altına gireceğim. Ahmet Rıfkı ağlıyordu. Çantasını açtı, bir kağıt ve kalem çıkarttı. Gözyaşlarını sile sile bir dilekçe yazdı. Dilekçesini mektep idaresine teslim edip cepheye doğru yola çıktı. Mesleğinin baharındaydı. Çanakkale'de şehit olan Ahmet Rıfkı çok sevdiği öğrencilerini bir daha hiç göremeyecekti. Hayatının baharında büyük heyecanla görev yerine giden Şenol öğretmen gibi. Şenol öğretmen 1965 yılında Aydın Çin'de Akar ailesinin bir ferdi olarak dünyaya gelmişti. O da diğer arkadaşları gibi öğretmen olmak istiyordu. Ailesinin kısıtlı imkanları ile gönderdiği Erzincan Eğitim Yüksekokulu Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. İlk ataması Şırnak Merkez Yoğurtçular Köyü İlkokulu'na yapıldı. O da diğer meslektaşları gibi aldı bavulunu eline, Yiğit Aydın Efesi edasıyla "Bayrağımın dalgalandığı her yere giderim" dedi ve eğitim ordusunun bir neferi olarak yollara düştü. Uçar sevgi baş öğretmen zilinde, yılmaz yürür bu Türk genci kolum, kanadım lafım büyük, ben de bitmez coşar sevgi memleket sevdasıyla. Ben burayı birkaç güne adam ederim. Acaba öğrencilerim nasıl? Sevecekler mi beni? Minicik elleri kalem tutacak. Sözcükleri, cümleleri okuyuşlarına şahit olacağım. Sonra onlara kitap getireceğim. Hepsi birbiriyle yarışacaklar okuyabilmek için. Düşünmek bile heyecan veriyor. Onlarla bir an önce tanışmak istiyorum. Onlar benim ilk öğrencilerim olacaklar. Dışarıdan rüzgar sesi, köpek avlamaları geliyordu. Son günlerde komşu köyünde teröristlerin geldiğini duyuyor ama yoğurtçulara geleceğine hiç ihtimal vermiyordu. Tam böyle düşünürken kapı çalındı, içi titredi Şenol'un. Biz
Tercihini hiçbir öğretmeni buraya sokmayacağız. Geleni öldürürüz. Bizden olmayan gelmeyecek demedin mi? Ben öğretmenim. Öğrencilerime silah değil, kalem tutmasını öğreteceğim. Ayırmayın beni onlardan. Onların bana ihtiyacı var. Bizim senin kalem ihtiyacımız yoktur. Bizden olmayan öğretmen, imam ve muhtar bundan sonra geri yapmayacak. Askerliği biz yapacaksınız. Yoksa hepinizi öldürürüz. Burada bizim kanuna geçerlidir. Ula sen ne yaparsan? Tölcenin öğretmenini vermeye hazır değil mi? Bu oğlum gebersin. İki yaşındaki eğitim ordusunun bir neferi daha şehadet şerbetini o gece içti. Tek suçu öğretmen olmaktı. Şenol öğretmen karanlığa mum olacaktı. O mumu yanmadan söndürdüler. Ahmet Rıfkı gibi Şenol öğretmen de hayatının baharındaydı. Yüreklerinde taşıdıkları vatan millet aşkıydı. Mesleklerine aşık iki genci öğrencilerinden kopardılar. Türk'ün Çanakkale Savaşı bitmedi. Ahmet Rıfkı ve Şenol öğretmenler de bitmedi. O günden bugüne 170'ten fazla öğretmenimiz minik öğrencilere ışık olacakken kalleşçe şehit edildiler. Hepsini saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Yılmaz yürür bu Türk incik olur. Kanadın lafın bilgi, ben de bitmez coşar sevgi. Memleket sevdasıyla yılmaz yürür bu Türk incik. Husu kursalar bile, beni vursalar yine. Benim adım öğretmen, her dem her yerde. Benim evim bu vatan, çocuklar geleceğim. Son nefesimde bile öğretmen öleceğim. Pozitif Düşünce'de çok kısa bir reklama gideceğiz sevgili izleyenler. Ardından Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'ndaki Çanakkale'den Dağlıca'ya isimli oyunu izlemeyi sürdüreceğiz. Gerçekten sonuna kadar gözyaşları sel oldu bu etkinlikte.